Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. İstanbul programında 8 koşu var. Sadece 6'lı Ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. Ayak. 4 ve yukarı yaşlı Arapların handikap 17 yarışı 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda bizim çok ön planda tuttuğumuz isim 6 numaralı Miran Alp olacaktır. Form durumu mükemmel olan safkanın tek sıkıntısı start problemidir. Son takı değişikliğinden sonra çok fazla startta oturmadığını gördük. Yine geç kalıyor olsa da özellikle ağır tempolu gidişatlarda çok gerilerde kalmıyor. Biz gücüne ve kapasitesine güvenerek banko öneriyoruz. Start'ta çok oturur ve başarılı olamaz diye tereddütleriniz varsa bu ayağa tuttuğunuz isimleri ekleyebilirsiniz. İkinci ayak. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin handikap 21 yarışı 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Hafif süratli bir tempoda başlamasını beklediğimiz bu yarışta sizlere 2 at önereceğiz. Ön grupta giden atlardan düzlükte diri kalmasını beklediğimiz isim 6 numaralı Black Rock'tır. Biraz temkinli giderse düzlükte alacağı liderliği fotoya kadar koruyacaktır. Yarış çok daha erken süratlenirse sonlarda 7 numaralı Burakşah devreye girecektir. Sprint kontejanından bu atı kuponlara eklersek muhtemelen bu koşuyu geçebiliriz. Sıralamamız 6 7 şeklindedir. Üçüncü ayak. 4 yaşlı dişi Arap atlarının şartlı 3 yarışı 2100 metre çim pistte koşulacaktır. Dişilere ait bu zorlu mücadelede atların son durumu ve yarış içi avantajlara bakarak iki atı çok ön planda tutuyoruz. Hatta yarışın bu iki at dışına çıkması zor gibi gözüküyor. Bunlar, 3 numaralı Meltem Kız ve 4 numaralı Prenses Lina'dır. Bu gruptan biraz üstün olan bu atlar, çok fazla kilo farkı da yokken bu atlara geçilmeyeceklerdir. Biz ikisinin ayırım yapılmadan yazılmasını öneriyoruz. Bu iki at arasından bir tercih yapacaksanız, bu isim 3 numaralı Meltem Kız olabilir. Aprantisi iyi idare ederse, Prenses Lina'yı geçme ihtimalini yüksek görüyoruz. Bu koşudaki sıralamamız 3 4 şeklindedir. Dördüncü ayak. 3 yaşlı İngilizlerin Grup 3 kocatepe koşusu 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Kaliteli isimlerin yer aldığı bu koşuda 4 atı da ayrımsız yazmanızı önereceğiz. Hepsi aynı stilde yarışıyor. Tam bir taktik savaşı izleyeceğiz. Elbette hata yapan isimler de olacaktır. Biz riske girmeden bu koşuyu kapatalım ve rahat bir yarış izleyelim. Rakamsal sıralamamız 4 3 2 1 şeklindedir. 5. ayak. 3 yaşlı İngilizlerin handikap 16 yarışı 1600 metre çim piste koşulacaktır bu koşunun oldukça zor geçeceğini düşünüyoruz. Çünkü favorilerden Rabitelli'nin stili rakibi var. Bugün işi oldukça zor. Don't Forget'in ise, rakiplerine göre oldukça fazla bir kilosu var. Bizim bu koşuda şanslı gördüğümüz isimler sırası ile şunlardır. 5 numaralı Peligrosa, 6 numaralı Anadolu Hanı, 3 numaralı Pele Entlido, 2 numaralı Don't Forget, 4 numaralı Judgment ve 1 numaralı Rabitelli sıralamasını, bütçelere göre değerlendiriniz. Küçük oyun veya misli kupon yapanlar buraya 2 at yazacaksanız 5 numaralı Peligrosa ve 6 numaralı Anadolu Hanı'nı yazmanızı önerebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 5 6 3 2 4 1 şeklindedir. 6. ayak. 4 ve yukarı yaşlı Arapların satış 2 yarışı 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Ağır tempolu gitmesini beklediğimiz bu yarışta, favorimiz 7 numaralı balık gözlüm olacaktır. Bugün süratli hiçbir rakibinin olmadığı bu koşuda, liderliği alarak yarışırsa, çıktığı gibi bitirebilir. Sadece 5 kazalı öne düşüp liderliği alabilir. O da form durumundan dolayı ille de liderlik hevesinde değil. Bugün şartlar balık gözlüm lehine olduğu için, biz çok ön planda tutuyoruz. Ancak ciddi rakiplerinin varlığını da yok sayamayız. 3 numaralı Babadağanoğlu bu aralar tempoya bakmaksızın başarılı koşuyor. İhmal etmemek gerekir. 4 numaralı Dobbi ve 12 numaralı Şehzade ise bu grupta ihmale gelmeyecek form durumuna sahipler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 7 3 4 12 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu yorumlar yarışlardan bir gün önce hazırlanıyor. Sizlere en faydalı bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Ancak yarış günü olabilecek değişiklikleri mutlaka takip etmenizi öneririz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.